Ergün Diler Fark Var Gelişmeler karşısında verilen tepkileri doğru okumak çok önemlidir. Doğru yorum yapabiliyorsak dağıtılan rolleri hayata geçirilmek istenen planları da eksiksiz anladığımız ortaya çıkar. Kaç kez yazdım? Gizli ve önemli diye düşündüğümüz pek çok bilginin medyada yer aldığını bilmeliyiz. Sadece zamanları ucuca eklemek, iyi not almak gerekmekte. Çalışma sistematik olarak yürürse, veriler de önemli isimlerden oluşuyorsa sonucu doğru ya da doğruya yakın tahmin etme şansı çok fazladır. Son günlerde buraya taşıdım. CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Davutoğlu'nun partisi, kurulacağı söylenen Babacan'ın partisi ve tabii ki MHP ile AK Parti. İçerideki siyaseti iyi izleyip itiraz ve desteklere akıllıca bakarsak asıl mücadeleyi iç çekişmenin üzerine çıkarak görme şansımız olur. Uzaktan dünyaya bakacak olursak dengeleri sarsan iki önemli olay yaşandı. Bunlardan birincisi 15 Temmuz kalkışması ve Türkiye'nin yönünü değiştirmesi, İkincisi ise İngilizlerin devletinin Brexit ile Avrupa'dan yolunu ayırması. Bu iki hamle iki tercih doğru anlaşılmadan ne İyi Parti ne MHP ne CHP ne HDP ne AK Parti'nin yaptıkları yapacakları sağlıklı analiz edilebilir. İngiltere bizden daha köklü bir anlayışa sahiptir. Eton Kolej'den mezun olan isimler yönetimde farklılıklara rağmen aynı rotada giderler. Devlet farklı partiler üzerinden aynı siyaseti uygular. Brexit ortada. Türkiye ise iki parçadır. Hep böyleydi ama İngiliz aklı ve finans gücü Amerika'nın içindeki uzantısıyla birlikte Çin'i meydana getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın içine taşınan Britanya Brexit kararıyla yeni İpek yolu hamlesiyle Amerika'dan koptu. Savaşın sonucu olan yakınlaşma şimdi başka bir savaş yöntemiyle kopuşu getiriyordu. Londra'nın bu kararından sonra İngiltere pek çok olumsuzluk yaşadı. Kraliçe gece gezmesinde silahlı korumasıyla karşı karşıya kaldı mı? Ölümle burun buruna mıydı? Evet. Halit Mesud adlı saldırgan kiraladığı aracı Westminster Köprüsü'nde yayaların üzerine sürdü mü? Sürdü. Dört kişi öldü. Kaçarken bir de polis öldürdü mü? Öldürdü. Manchester'da Salman Abedi adlı saldırgan sırt çantasındaki bomba düzeneğini konser çıkışında kalabalığın ortasında ateşledi mi? Ateşledi. Patlamada 22 kişi hayatını kaybetti mi? Kaybetti. Bu saldırıdan 10 gün sonra beyaz bir minibüs Londra Köprüsü'nde yayaların arasına daldı mı? Daldı. Araçtan çıkan 3 saldırgandan sonra eğlence merkezine yönelip ellerindeki bıçaklarla 8 kişiyi öldürdü mü? Öldürdü. 48 kişi de yaralı kurtuldu. Soruşturmalar sürerken Finsbury Park camiindeki teravih namazından çıkan kalabalığın arasına dalan minibüs herkese dehşet dolu anlar yaşattı mı? Yaşattı. Günde 5 milyon kişinin kullandığı metro hedef alındı mı? Alındı. Plastik bir kova içinde hazırlanan bomba düzeneyi ateşleyiciler harekete geçirildiği halde patlamamıştı. Yüzlerce masum insan ucuz kurtulmuştu. Faciadan dönülmüştü. Ve daha neler neler. Bir güç İngiltere'yi sarsıyor, rotasından dönmesini istiyordu. Aynı şekilde 15 Temmuz'a giden yolda da Türkiye operasyonlarla devamlı tehdit ediliyordu. Reyna, Atatürk Havalimanı, Beşiktaş saldırısı gibi. Sonuçta Londra küresel planını hayata geçirmek için Türkiye'siz yapamayacağını gördü. Zaten biliyorlardı ama yaşayıp bir kez daha öğrendiler. İki ülkede Amerika'nın saldırısı altındaydı. NATO işin merkezindeydi. Kendi yönettikleri sistemin dışında bir oluşuma izin vermeyeceklerini gösteriyorlardı. Savaş buydu. Türkiye saldırılar yaşarken içeride de Amerikan uyumlu yapıları isimleri tasfiye ediyordu. Bunu yaparken Pentagon'un bölgedeki hedeflerine ulaşmasını da askeri gücüyle engelliyordu. Hiç olmadığı kadar kararlılık göstererek hem de. İşte dünya üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin mücadelesi her önemli başkente taraf olmayı dayatıyordu. Jacob Rothschild'in geçtiğimiz yıl doların hakim olduğu finans sistemi değişecek sözleri savaşın en tepedeki tanımıydı. Londra ve aklı Amerika'nın egemenliğini bitirmek için adımlar atıyordu. Çin aslında buydu. Türkiye'de uğradığı operasyonlar nedeniyle artık Londra tarafını işaret ediyordu. Bu Washington'ı daha da saldırgan yapıyordu. Terör ve ekonomik saldırıların hepsi ortadaydı. Amerika ve NATO geliyor, can yakıyor ancak karşılarında yaşanan ittifaka engelleyemiyorlardı. İngiltere devlet aklı ve geleneğiyle Washington'dan kopmayı tek seçenek olarak kabul ediyordu. Türkiye'de durum farklıydı. NATO ve Amerika içeride hatırı sayılır bir güce sahipti. Devleti, bürokrasiyi başka yazıda ele alırız ama siyasi hareketlerde tabanları vardı. Uzaktan bakılınca görünen de buydu. CHP ve başını çektiği ittifak AK Parti'nin yediği operasyonlara rağmen Londra üzerinden çözüm bulmasına itiraz ediyordu. Her şartta ne yaparlarsa yapsınlar Amerika ile NATO ile olmalıyız, eksen değiştirmemeliyiz diyorlardı. Tabi bunu diplomatik lisanla söylüyorlardı. İyi Parti de HDP de aynı çizgideydi. Birkaç gündür yazdığım gibi Almanya Amerika arasında var olan Rockefeller'ın temsil ettiği ekol tarafında yer alıyorlardı. Söylenmeyen aslında buydu. İtirazlarını yapıyorlar, asıl gerekçeyi dile getiremiyorlardı. Hiçbir konuda AK Parti MHP ile aynı düşünmeyeceklerdi, düşünemezlerdi. Ekol farkı ortadaydı. Ne Akdeniz, ne Libya, ne Suriye meselelerinde Ankara ile birlikte görünebilirlerdi. İngilizlerin yaptığını yapamazlardı. Tek ses olarak ortaya çıkılmasına müsaade edemezlerdi. Geçtiğimiz günde yazdığım gibi Libya meselesi büyüyecekti büyüteceklerdi. Tıpkı Kanal İstanbul ve yerli otoda olduğu gibi. Richard Rockefeller ölmeden önce Ankara'ya gelip bazı önemli isimlerle Akdeniz'in parsellenmesini görüşmüştü. Anlaşma tamamdı. Ancak ömrü yetmedi. Plan tutmadı. Rockefeller'la görüşen isimler ve partiler şimdi Ankara'nın karşısında. Ankara'nın karşısında olanlar sadece siyasiler değildi. İş dünyasından da çok isim vardı. Detaylara gerek yok. Peki akla ilk gelen soru ne? Eğer durum buysa Türkiye ne kazandı kazanacak. Öyle ya eksen değiştiren Türkiye ne amaçla buna karar verdi? İşte burada cevabı biz değil oyunun içinde yer alan önemli bir isim versin. 3 yıl önceye giderek cevabı alalım ve olanları olacakları öyle düşünelim. London School of Economics'in Finansal Piyasalar Grubu Direktörü Simon Dankov. Hiç aklımızda kalmayan önemli bir çıkış gerçekleştirmişti. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ile yapılan işlemler için İstanbul'un mevcut finansal altyapısıyla bir numaralı aday olduğunu düşünüyorum. HSBC, UBS, Goldman Sachs gibi bazı büyük bankalar Londra'daki operasyonlarını diğer finans merkezlerine İstanbul'a kaydıracak, İstanbul, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'yı kontrol edecek. Danko'nun sözleri kabaca böyleydi. Bunu bildiğim için Kanal İstanbul yeni finans merkezi olabilir diye yazdım. Paranın ve paranın efendilerinin geleceği merkez olur diye ekledim. Kanal İstanbul ilk adımdır. İkincisi Akdeniz'in güvenliğidir. Mal da, para da, huzur içinde seyahat edebilsin diye. Türkiye kendisine gelecek parayı ve zenginliği korumak için sahada. İşin özeti budur. Kendi göbeğini kendisi kesmek istemektedir. Bunu da Libya'ya asker yollayıp göstermektedir. İddiasını ortaya koymaktadır. Libya önemli kilometre taşıdır. Üzerine çok şey yaşanacaktır. Bekleyelim, görelim. Ergün Diler, Takvim Cem Küçük Fetö medyası yeniden örgütlenirken daha önce bu köşede yazmıştım. FETÖ konusunda söylem üstünlüğümüzü kaybettik. Özellikle sosyal medyada algı çalışması konusunda son iki haftada FETÖ'cüler ciddi atak yapıyorlar. FETÖ'cü gazeteciler ciddi oranda soluğu yurt dışında aldılar. Türkiye'dekiler korkudan bir şey yapacak durumda değiller. Yurt dışındakiler 15 Temmuz'un şokunu atlatmış görünüyorlar. Güvenlik bürokrasisinin dediklerine göre yurt dışında FETÖ medya konusunda yeni hazırlıklar peşinde. TR724 FETÖ'nün şu anki en etkili kullandığı dijital gazete. Adem Yavuz'dan Bülent Korucu'ya, Nedim Hazar'dan Hasan Cücü'ye hepsi orada yazıyor. Öte yandan Erkam Tufan Aytab, kendi YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul'la program yapıyor. tr 724ün YouTube sayfasında Levent Kenez ve Bülent Korucu Stockholm'den yayın yapıyorlar. Fatiha Kalan, Bolt Medya'dan yayın yapıyor. FETÖ'nün Londra temsilcisi İsmail Sezgin, Kamil Maman'la TR üzerinden program yapıyor. Bu ikili en çok 15 Temmuz'un kurgu olduğuna yönelik haber ve yorumlar paylaşıyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü, PKK'lı ya da kendini kaybetmiş unsurların kullandığı mecralardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği Ahval hem dijital olarak hem de podcast'lerle YouTube üzerinden algı çalışmalarını sürdürüyorlar. Ne kadar firari gazeteci varsa bu mecraları kullanıyor. Öte yandan FETÖ yeni kanallar ve dijital yayın organlarını da devreye sokmaya hazırlanıyor. Ellerine ne kadar tape, yurt dışına kaçırdıkları bilgi belge varsa bunları ortaya döküyorlar. Öte yandan FETÖ'nün yeni yöntemi Facebook ve Twitter üzerinden bot hesaplarla algı oluşturmak. Haftada 2-3 gün bir konu seçip onun üzerinden yalan haberlerle TT listesine istedikleri hedefe oturtuyorlar. Mesela falanca kişi cezaevinde çok hasta, tahliye olmazsa ölecek diyerek Türkiye'yi dışarıya şikayet ediyorlar. Güvenlik bürokrasisi bu yapının erken seçim olacağı varsayımıyla ya da bilmediğimiz bir sebeple yeni oluşumlara girdiğinin altını çiziyor. FETÖ eski gücünde değil ama çok dikkatli olmak da fayda var. FETÖ'de Ali Cengiz oyunu bitmez. 2023'e kadar içeride çok az FETÖcü kalacak. En büyük dertleri Başkan Erdoğan'ı indirmek. Tekrar ediyorum. FETÖ'den korkmaya gerek yok ama asla gücünü yabana atmamalı. Temkinli olmakta fayda var. Cem Küçük, Türkiye